İkinci bölüm Turanlı Sümerler. İkinci bölüm Turanlı Sümerler. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esen iter, esen bolsun, esen hu. Devam ediyoruz kardeşlerim. Devam ediyoruz. Dedik ya, Türk Turan tarihi dünyanın tapusudur. Sümerler de onlardan bir tanesidir. Devamında Mesut Jülöpert'in Kalden metinlerinden çevirmiş olduğu çok sayıdaki metinlerin anlatıldığı kitap olan A la Société Asiatique de Académie des Inscriptions et Belles Lettres yapıtlarıdır. Ben buradaki Mesut Opert'in çevirilerinden faydalandım. Üzerine parçalar ekleyerek devamında güçlü bir öğretiye sahip oldum. Kendim bu konunun içine girerek ilk defa olarak yayınladım. Buradaki iki uygarlık Fırat ve Dicle'nin arasındaki bu iki uygarlık birbirinin devamı ve yerini almasıdır. Özdeştirler. A la Société Asiatique de Académie des Lettres de Inscription et Belles Lettres yapıtlarıdır. Ben buradaki Mesut Opert'in çevirilerinden faydalandım. Üzerine parçalar ekleyerek devamında güçlü bir öğretiye sahip oldum. Kendim bu konunun içine girerek ilk defa olarak yayınladım. Buradaki iki uygarlık Fırat ve Dicle'nin arasındaki bu iki uygarlık birbirinin devamı ve yerini almasıdır. Özdeştirler. Bunlar Kalden uygarlığı ve devamı Asur uygarlığıdır. Burada çok sayıda terk edilmiş anıtlar, abideler vardır. Bunların her birisini bu iki ırmağın kenarlarındaki abidelere son iki yıldır British Museum, Britanya Müzesi bu abidelere el koymuştur. Bakın şu İngilizlere bakın ya. El koymuştur. Buradaki Asurlulara ait 20 bin tane nesneyi Britanya Müzesi'ne İngilizler kazandırmıştır. Gördünüz mü İngilizler nasıl götürmüşler? 20 bin tane nesne diyor arkadaşlar. 20 bin tane nesne. Bunlar Kalden uygarlığı ve devamı Asur uygarlığıdır. Burada çok sayıda terk edilmiş anıtlar, abideler vardır. Bunların her birisini bu iki ırmağın kenarındaki abidelere son iki yıldır Britanya Müzesi bu abidelere el koymuştur. Buradaki Asurlulara ait 20 bin tane nesneyi Britanya Müzesi'ne İngilizler kazandırmıştır. Gördünüz mü İngilizleri? Ne demişler? Biz sahip çıkmazsan başkası gelir, sahip çıkar. Kaldenlere ait olan anıt abide sayısı azdır. Arkadaşlar Kaldenler akatlar.
Özellikle heykeller, heykeller İngilizler bunları sadece bir kere gösterdiler. Heykelleri bir kere gösterdiler. Bakın İngilizler değil mi arkadaşlar? Bir kere gösterdiler. Orada o da parçalanmış bozuk heykellerdi. Salonları kenara koymuşlar İngilizler. Heykellerdi. Burada Monsieur de Sarzec'in sayesinde 9 tane Kaldenlilere ait olan heykelleri Fransa'daki Louvre Müzesi'ne getirmiştir. Getirmiştir. İngilizler rağmen. Getirmiştir. Bakın görüyor musunuz? İngilizler bir taraftan, Fransızlar bir taraftan. Getirmiştir. Bazı heykeller oturan, bazısı da ayakta olanlardı. Oturan, bazısı da ayakta olanlardı. Asurlulara ait büyük salona girdiğimizde bizim gördüğümüz ve fark ettiğimiz bir şey vardı. Bu heykellerdeki insanlar geleceğiz bu kısma. Özellikle heykelleri İngilizler bunları sadece bir kere gösterdiler diyor. İnsanlara bir kere gösteriyorlar İngilizler bak. O da parçalanmış, bozuk olan heykelleri gösteriyorlardı. Burada Monsieur de Sarzec'in sayesinde 9 tane Kaldenlilere ait olan heykelleri Fransa'daki Louvre Müzesi'ne getirmiştir. Bazı heykeller oturan, bazı da ayakta olanlardı. Asurlulara ait büyük salona girdiğimizde bizim gördüğümüz ve fark ettiğimiz bir şey vardı. Bu heykellerdeki insanlar sessiz bir şekilde ürün topluyorlardı. Birçoğu bitişik haldeydi. Hepsi de aynı olup primitif Kaldenlerdeki mabetlerin eski kraliyet saraylarının önünde içinde toplananlardı. Bir tane heykel çok sayıda merak uyandırıyordu. Özellikle bu da oturur vaziyette olup bir mimarı olduğunu gösteriyordu. Tek parça olup diz kapağının üstünde ayarlama örneği yapıyordu. Gizem bitmez. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılarım. Hoşça kalın.